أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, afiyet içerisinde bulmayı Allah hepinize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Abdullah bin Hişam radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden birkaçıyla beraber Medine sokaklarında dolaşırken içlerinde Hazreti Ömer de vardı, durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı elinden tuttu, yolda yürümesine devam etti. Tıpkı iki nişanlı çiftin yolda el ele tutuşup da yürüdükleri gibi Medine sokaklarını karışlıyorlardı. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu iltifatından, kendisine duyduğu muhabbetten dolayı Hazreti Ömer'in coşkusu artar. Abdullah bin Hişam'ın rivayetine göre neredeyse bizi korkutacak bir ses tonuyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü. Dedi ki ya Resulallah, vallahi de ben seni çok ama dedi çok seviyorum. Allah'a. Bir muallim, bir peygamber, bir ordu kumandanı, davetçi, abidlerin imamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem talebelerinden, kardeşlerinden, arkadaşlarından birinin elini tutuyor. Bu gerçekten takdire şayan, insanların, liderlerin, önderlerin, alimlerin, davetçilerin, ders sahiplerinin örnek alması gereken bir tavrı sergiliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer döndü, dedi ki seni çok ama dedi çok seviyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yöneldi ve dedi ki babandan ve annenden de mi dedi daha çok seviyorsun? Allahu ekber. Bir meselede baban ve annen benimle arama girerlerse sevgin bana mı kayacak, onlara mı kayacak? Bir konuda ben söz söylediğimde benim sözüm anne ve babanın üstüne mi çıkacak yoksa onların gerisinde mi kalacak? Ne derseniz deyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh hiç tereddüt etmeden der ki evet ya Resulallah. Yani seni anamdan da babamdan da benim doğmama vesile olan bu insanlardan da daha fazla seviyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen ikinci soruyu sorar. Der ki evladından ve eşinden de mi daha fazla seviyorsun? Allahu Ekber. Tabir yerindeyse gözlerinin aydınlığı, eve geldiğinde kendilerine hoşnut olduğun, mutlu olduğun, sürur olduğun, sıkıntılarını giderdiğin bu insanlardan da mı beni daha çok seviyorsun? Dedi ki evet ya Resulallah. Seni hem evlatlarımdan hem de eşlerimden daha fazla seviyorum. Allah Resulü aleyhisselam koca Ömer'i sınamaya devam etti. Dedi ki peki beni malından ve mülkünden de mi daha fazla seviyorsun? Bir konuda mal ve mülk, bir konuda peygamber sevgisi olduğunda benim sevgim o mal ve mülkün sevgisinden daha mı ağır basıyor? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme evet seni malımdan da mülkümden de daha fazla seviyorum.
Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem can alıcı soruyu soracak. Diyecek ki peki beni nefsinden ve canından da mı daha fazla seviyorsun? Şimdi bu soru eğer o zamanlar bana sorulsaydı bir edebiyat parçalayarak evet ya Resulallah nefsim senin tabir yerindeyse ayaklarının altındaki kum olsun ya Resulallah. Ne bir nefis ki binlerce nefsim, binlerce canım olsa senin sevginin önüne asla geçemez ya Resulallah. Samimiyetten uzak, yapmacık, süslü cümlelerle Peygamber aleyhisselama sevgimi ishar ederdim. Şimdi ben size sorsam, desem ki sizce Ömer bin Hattab radıyallahu an bütün bu sorulardan sonra en son sorulan soruya nasıl cevap vermiştir? Hepimizin cevabı ortak bir kelimede birleşecektir. O da nedir? Evet ya Resulallah, koca Ömer kendi canından da nefsinden de seni daha fazla seviyor. O zaman Abdullah bin Hişam'a kulak verelim. Bakalım Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki hayır ya Resulallah. Allahu Ekber. Hayır ya Resulallah. Ben nefsimi ve canımı senden daha fazla seviyorum. Bunun böyle olması gerektiğini düşünüyordu. Eğer bir insan kendisini severse, kendisine önem verirse karşısındakini de sevebilir ve ona o derecede değer verebilir diye belki düşünüyordu. Asla art niyetli değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in tuttuğu elini bıraktı. Kendisine dedi ki olmadı ya Ömer. Allahu Ekber. Olmadı. Beni kendi nefsinden ve canından daha fazla sevmediğin müddetçe kamil manada, olgun bir şekilde, istenilen bir düzeyde iman etmiş olmazsın dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an yıkıldı. Ruhu bir enkaza dönüştü. Evine doğru ilerledi, kapının önünde oturdu. Abdullah bin Hişam'ın rivayet ettiğine göre dakikalarca kendi kendine konuşmaya başladı. Yüksek ihtimal Peygamber aleyhisselamın sözlerini tekrarlıyordu. Yüksek ihtimal bu sözlerle kendine telkin veriyordu. İkna etmeye çalışıyordu. Ayağa kalktı. Hızlı adımlarla Mescid-i Nebevi'ye yöneldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile karşılaştı. Dedi ki evet ya Resulallah. Vallahi de seni kendi nefsimden ve canımdan da öte seviyorum deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Evet, şimdi oldu ey Ömer karşılığını verdiği. Bu rivayet size hiç yabancı gelmiyor. Farklı şekillerde bu hadis-i şerifi farklı bir vaziyette işitmişsinizdir. Ancak bu rivayet bahsetmiş olduğum hadis El-İsabe'de İbni Hacer'in o güzel kitabında geçmektedir. Kardeşlerim, Efendimiz'i sevmek alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'yi sevmektir. Efendimiz'i sevmek, Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerine yapışmak, yasaklarından kaçınmaktır. Efendimiz'i sevmek, nefsimizi onun getirdiklerine tabi kılmaktır. Efendimiz'i sevmek, ahireti dünyaya öncelemektir. Efendimiz'i sevmek, her an ölecekmiş gibi kendimizi muhasebe etmektir. Efendimiz'i sevmek, İslam nizamının yayılması ve hakim olması için tembelliğe, neme lazımcılığa düşmeden çalışmaktır. Efendimiz'i sevmek, onun hamd sancağı altında, Kevser havuzunun başında onunla beraber olmayı şeref bilmektir. Allah Azze ve Celle böyle sevmeyi hepimize nasip etsin. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek kısaca imandandır. Onun sünnetine tabi olmak, onun sözlerini önemsemek, onun hayatını kendi hayatımız gibi bilmek imandandır kardeşlerim. Nitekim Allah subhanahu ve teala Ali İmran suresi 31. ayetinde ey Resulüm de ki, ey Muhammed sen diyeceksin sallallahu aleyhi ve sellem.
sen nasihat edeceksin, sen çağıracaksın, sen bildireceksin. Diyeceksin ki eğer Allah'ı seviyorsanız, sizi yoktan var eden, sizi hesapsız rızıklandıran, her an sizi halden hale sokan, hastayken şifa veren, ölüyken dirilten, yokken zengin kılan, insanlar içerisinde anılmazken şeref ve itibar sahibi kılan Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ın rızasını elde etmenin gayelerini yaşıyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allahu Ekber. Kim alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin sevgisini kazanmak istiyor, günah yüklerinden arınmak istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme firar edecek. Kim Allah Subhanahu ve Taala'yı razı ve hoşnut etmek istiyor, günahlarından kurtulmak, kıyamet gününde tertemiz Allah Subhanahu ve Taala'nın huzuruna çıkmak istiyorsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine koşması gerekmektedir. Sahabi her biri Allah'ın rızasını kavuşmak, alemlerin Rabbi olan Allah'ı hoşnut etmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönüllerini açtılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslediler. Efendimizin getirdiği her bir şeye güçleri oranınca tabi oldular. Ve en önemlisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tırnağına bir şey gelmektense kendi canlarını ortaya koymayı kendi nefislerine kolay bildiler. İşte bu akşam çok kısaca Allah nasip ederse reci kahramanlarından bahsedeceğiz. Ve onların tabir yerindeyse sahabenin ifadesiyle toprağın içerisine gömülen, toprağın kendini yuttuğu bir adamdan konuşacağız. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh ve arkadaşlarını zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle kendilerinden, ehillerinden ve onları sevenlerden razı olsun. Kardeşlerim, Uhud savaşında Müslümanlar kaybetmediler. Ancak ağır bir yara aldılar. 70 tane mücahit şehit oldu. Onlarcası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaralandılar. Müslümanların bu hallerini fırsata çevirmek isteyen bazı müşrik kabileler ki bunların başında Lihyan oğulları vardır. Kendi aralarında ordu toplamaya başlarlar. Kılıçlarını bilerler. Atlarını hazırlarlar. Medine'ye ansızın saldırı yaparak daha körpe, ayaklarının üzerinde yeni durmaya başlayan Medine İslam Devleti'ni ortadan kaldırmaya çalışmak isterler. Tabi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke ve Medine'nin birçok yerlerine muhbirler yerleştirmiştir. Tabir yerindeyse onlar Peygamber aleyhisselamın kulaklarıdırlar. Mekke'de bir hareketlilik olsun, hemen onlardan havadisler uçuşur Medine'ye. Medine'ye yakın bölgelerde hemen müşrikler hareketlensin, Peygamber aleyhisselama hemen haberler gelmeye başlar. Ehli kitap biraz kıpırdasın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar da ayağa kalkmadan hemen haberi alır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin bir ordu hazırlığı içinde olduğunu işitir işitmez asla gaflete, kahramanlığa, galibiyetlerin veya gücün kendisine vermiş olduğu gururun içerisine düşmeden Abdullah bin Üneys komutasında küçük bir birlik hazırlar. Abdullah bin Üneys ne olur gençlerin kafasına kazınması gereken önemli bir isim. Bu akşam ta İslam tarihinden dersler yapıyoruz aylarca yıllarca. Birçok fedakarlıklar, birçok cefa, birçok hizmet, birçok bedel, birçok mücahit, birçok mücahide, birçok yaralı, birçok şehit gördük ama bu akşam fedakarlık silsilelerinin üst üste geldiği kahramanları göreceğiz inşallah. Abdullah bin Üneys onlardan biridir. Ne olur evinize gittiğinizde bu şahsı bir inceleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lihyan oğullarının lideri Halid bin Süfyan'ın öldürülme emrini verir. Abdullah bin Üneys bir suikastla bu adamı öldürür. Ne olur biliyor musunuz?
müşriklerin kalplerine korku salınır, ordu daha toparlanamadan darmadağın olurlar. Bitti mi sizce? Asla bitmez. Kafirlerin ve hassaten ehli kitabın, mürtetlerin İslam'ı yok etmek için ortaya koyacakları politikalar, plan ve programlar asla bitmez. Dün bitmedi, bugün bitmiyor, yarın bitmeyecek. Eğer kılıçla bunu başaramazlarsa, er meydanında bunu gösteremezlerse münafıklık zırhına girecekler. Başta Peygamber aleyhissalatü vesselam olmak üzere ashabın gözüne şirin gözükerek arkalarından onları hançerleyecekler. Nasıl mı sizce? Lihyan oğulları boş durmuyor. Hemen yine ne olur gençler unutmayın. Tabir yerindeyse dostlarınızı nasıl bilmeniz gerekiyorsa, dostlarınızın isimlerini nasıl unutmamanız gerekiyorsa, İslam ümmetine zarar verme konusunda ufağından büyüğüne kadar gayreti ve çabası olmuş düşmanları da asla unutmayın. Bunlardan birileri de Adel ve Kare kabileleridir. Adel ve Kare. Ben bilmem. Yıllar önce bir tane kırtasiye ürünü üreten bir firmanın altında Adel ve Kare yazardı. Ünlü bir firma. Kırtasiye markalarıyla meşhur olmuş. Öğretmenlerimizin listenin ilk başına yazdığı bir firma. Altında yıllar önce Adel ve Kare. Kırtasiye ürünü üreten büyük bir firma, yani kalem üreten, silgi üreten, kalemtıraş üreten, kağıt üreten, ne üretirse üretsin, bu tür eğitim hizmetleri üreten bir firmanın ambleminde atlı bir şövalye ve önünde kocaman bir mızrak olacak. Allah Allah. İsimleri ne olur unutmayın Müslümanlar. Bu isimler boşuna konulmamıştır. Adel ve Kare ismi boşuna konulmamıştır. Affedersiniz, çok özür dilerim. Kancıklığın sembolüdür bunlar. Arkadan iş çevirmenin sembolüdür bunlar. Arkadan nasıl ümmeti Muhammed'in vurulacağının sembolüdür bunlar. Müslümanların nasıl tufaya, nasıl tuzağa, pusaya düşürüldüğünün kanıtıdır bu adamlar. Adel ve Kare kabileleri. Tabelalarda böyle yıllarca Müslümanların gözlerinin önüne soktular Adel ve Kare'yi. Zihin dünyamızı işgal ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz dediler iman ettik. İman ettik. İslam'ın o öğretilerini bize anlatmak, haber vermek için ne olur elçilerini gönder. Dedi ki asla planları bitmiyor. Programları bitmiyor. Eğer er meydanlarında kılıçlarıyla, mızraklarıyla Müslümanlara zarar veremiyorlarsa masa başında bu zararı muhakkak vereceklerdir. Acılarını dindirmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüpheleniyor. Gönlü el vermiyor. İstemeye istemeye. Ancak Adel ve Kare'nin yalvarmalarıyla ya Resulallah bizler güçlü kabileleriz. Erlerimiz güçlüdür, yiğitlerimiz fazladır. Senin göndereceğin elçileri biz kendi elçimiz olarak göreceğiz. Kendi adamımız gibi bileceğiz. Kendi erkeğimiz gibi göreceğiz. Ve asla onlara el uzattırmayacağız. O kadar ısrara neticesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kabullenir. Adel ve Kare'ye bir rivayette 7, bir rivayette de 10 tane muallim verilir. Muallim diyoruz ha, mücahid demedik. Komutan demedik. Suffe ehlinden 7 tane güzide 30 ve 25 yaşları arasında genç alimler verilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmeyen topluma öğretsinler diye alimlerini gönderir. Davet etsinler diye ilim talebelerini gönderir. Ancak Peygamber aleyhisselama Allah gaybın perdesini kapatmıştı. Allah Azze ve Celle birçok şeyi haber verirken böyle bir imtihanı Allah Resulüne bildirmemişti. Zira Peygamber aleyhissalatu vesselam tam 7 tane genç alimini şehadete yürütmüştü. Bilseydi vallahi göndermezdi.
Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi davet gibi, iman gibi, itaat gibi, ibadet gibi, teslimiyet gibi kavramlarla yakalamışlardı. İnsan da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan yönü vardı. Peygamber aleyhisselam tam 7 tane er seçti. 7 tane muallim. Bunların başına da Asım bin Sabit'i koydu. Tek tek sayalım bakın. Birincisi Asım bin Sabit'tir. Bu adam kim bilen var mı abiler? Bu Sabit bin Kays'ın oğludur. Sabit bin Kays'ı hatırladınız değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gür sesli şairidir. Ensardandır. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma bir gün Peygamber aleyhisselamın meclisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında seslerini yükselterek tartışırlar. Allah azza ve celle bu duruma kayıtsız kalmaz. Hucurat suresinin ilk ayetlerini indirir. Ey iman edenler, sesinizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üstüne çıkartırsanız, onun bulunduğu mecliste tartışırsanız, Peygamber aleyhissalatu vesselamın oturduğu yerde seslerinizi yükseltip onu inciltirseniz, unutmayın yapmış olduğunuz bütün ameller iptal olunur. Tehdidiyle karşılaştığında, bakın dikkat edin, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir bu olaydan ne kadar etkilendiyse en fazla Sabit bin Kays etkilenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fark ediyor ki Sabit bin Kays mescide gelmiyor artık. Hazreti Ebu Bekir'i gönderiyor elçi olarak. Sabit neden mescide gelmiyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gidiyor bakıyor ki Sabit bin Kays evinin içerisinde kendisini iple bağlatmış hanımına. Namazda salıyor, namazdan sonra bağlıyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bu halin nedir ey Sabit? Diyor ki vallahi öyle ayetlerin inmesine sebep oldum ki benim sesim gürdür, benim sesim coşkuludur, benim sesimin tonu yüksektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesimi yükseltirim de amellerim iptal olur diye korkuyorum. Var mı böyle Allah'tan korkan? Var mı Allah'ın ayetlerini kendisinin üzerine alıp da Allah'tan böyle çekinen? Var mı duyduğu hadisten? Ya bu hadis muhakkak ki beni anlatıyor. Peygamber aleyhisselam beni resmediyor. Allah Resulü'nün bahsettiği adam benim. Kaybeden adam benim. Bedba adam benim. Amelleri iptal olacak adam benim. Deyip de evine kendini hapsedenimiz var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ebu Bekir geri geldiğinde olaydan haberdar kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar haber gönderiyor. Diyor ki şerefli bir şekilde yaşamak ve şehit olarak ölmek ister mi? Allahu Ekber. Sabit bin Kays için söylüyor. Şerefli bir şekilde yaşamak, izzetli ve onurlu yaşamak ve arkasından da şehit olmak ister mi diyor. Kim istemez değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayetler onun için inmemiştir. Ve elhamdülillah şerefli yaşadı, izzetli bir şekilde de şehadete kavuştu Sabit bin Kays. İşte o adamın, o şerefli adamın oğludur Asım bin Sabit. Boşuna oradaki 6 tane alimin başına konulmamıştır. Dert sahibi Allah'ın kitabıyla hemhal olan Allah'tan hakkıyla korkan bir yiğidin oğludur Asım bin Sabit. Aynı zamanda da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kayınçosudur. Kız kardeşi Hazreti Ömer'le evlidir. Allah kendisinden razı olsun. İkincisi Hubeyb bin Adi bahsettiğimiz genç. Üçüncüsü Zeyd bin Desinne. Kendisi Hubeyb bin Adi ile can dostlarıdırlar. Şirk içerisinde de iman ettikten sonra da can dostlarıdırlar. Dördüncüsü Merset bin Ebi Merset. Bu adam çok ilginç bir adam Müslümanlar. Muhacirden biri. Çok güçlü, aynı zamanda da çok yakışıklı bir genç. Cahiliyesinde Mekke içerisinde böyle hovardalığı olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan sonra güçsüz, bakın dikkat edin, güçsüz, kendilerini gizleyen müminleri, sahabeleri Mekke'den çıkartıp Medine'ye getirmesi için Mersed'i görevlendiriyor. Zor bir görev ha Müslümanlar. Anladınız mı burayı? Çünkü
Mekke'nin içerisinde halen kendilerini gizleyen mümin erkek ve mümin kadınlar var. Bunların başında kim var? Abbas radıyallahu an. Daha ilk iman ettiği günden beri Peygamber aleyhisselam onu Mekke'de saklıyor. Allah Resulü'nün kulağı dedi ki, o kulaklardan biri de Abbas radıyallahu anh'tır, boşuna durmuyor orada. Merced gidiyor, Mekke'nin içerisine girdiği anda kız arkadaşıyla karşılaşır. Kadın Merced'e yapışıyor tabir yerindeyse. Diyor ki, benimle diyor bu gece beraber olmazsan Mekke'yi diyor ayağa kaldırırım. Kim gibi? Züleyha gibi ha, subhanallah. Züleyha gibi. Eğer ey Yusuf, ben bu gece senden nasibimi almazsam, avazım çıktığı kadar bağırır, bu içinde yaşamış olduğumuz sarayı ayağa kaldırırım diyen Züleyha gibi kadın sesleniyor. Diyor ki, bu gece ben senden nasibimi alacağım ey Merced. Merced diyor ki, olmaz. Ben diyor iman ettim, tövbe ettim. Artık o eski işleri geride bıraktım. Kadın hakikaten avazı çıktığı kadar bağırıyor. Merced gidiyor bir yerde saklanıyor. Olaylar yatıştıktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevini ifa edip mazlum, mağdur, kendini gizleyen, açığa çıkmayan Müslümanları Medine'ye getiriyor elhamdülillah. Beşincisi Halid bin Ebi Bukeyr. Bu kendisi muhacirdir. Zeyd bin Desinne ile kardeştirler. Peygamber aleyhisselam ensar ve muhaciri kardeş yaparken bu ikisini kardeş kılmıştır. 6 ve 7 Muattı bin Ubeyd, aynı zamanda Abdullah bin Tarık, bunlar anne bir kardeştirler. Babaları farklı, anneleri bir kardeştirler. İkisi de 25'inde gencecik delikanlıdırlar ve saymış olduğum isimler 30'unu geçmiyor fazla. 25 ile 30 yaşlarında 7 tane muallim, ilim talebesi, Allah'ın kitabını ve Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini en iyi bilen gençler gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suffe ehlinin genç alimlerini gönderiyor. Şimdi özellikle ilim talebesi kardeşlerin unutmaması gereken bir hakikat vardır ki, öğrenmiş oldukları ve okumuş oldukları ilim onları önce Allah'a taşıyacak, sonra da onları şehadete yürütecek. Kendilerine sen dünyevi ve fenni ilimler var ve bununla dünyayı elde etme lüksüne sahipken neden şer'i ilimlere yönelip cüz'i bir dünyalığı tercih ediyorsun diyenlere verecekleri tek cevap, Allah yolunda şehit olmak istiyorum demektir. Değilse öğrendikleri her bir ilim, okudukları her bir eser onlar için külfet ve aynı zamanda bir imtihan aracı olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç muallimleri Mekke'ye 70 kilometre yakınlığında Reci kuyularına vardıklarında dinleniyorlar. Ancak Asım bin Sabit etrafındaki insanların hareketliliğinden huylanıyor, pusuya düşürüldüklerini anlayınca kardeşleriyle beraber bir tepeye çıkıyorlar. Saklanıyorlar, gizlenmeye çalışıyorlar. Müşrikler kendileri teslim olurlarsa, asla kendilerine dokunmayacaklarını ve öldürmeyeceklerini vaat etmelerine rağmen Asım bin Sabit mükemmel bir söz söyleyerek karşı çıkıyor. Diyor ki, ben müşriklerin anlaşmalarına, yani bizlere yapmış oldukları akte ve teklife asla güvenmiyorumdur. Neden güvensin ki? Şu tarihe kadar ne olur bakın. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar başta olmak üzere küffarın tümü ahitlerine, akitlerine, verdikleri sözlere asla sadık kalmamışlardır. Dün Afganistan'da ve Irak'ta geçici olarak savaşları durduran Amerika, daha Müslümanlar başlarını kaldıramadan birkaç gün içerisinde tekrar vurulmuşlardır. Çeçenistan'da ve Kafkasya'daki Müslümanlar Ruslar tarafından silah bırakmayı teklifine cevap olumlu vermişler. Aradan daha 3 gün geçmeden
Rusların ağır bombardımanlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Şu dünya tarihi içerisinde altını çiziyorum. Ehli kitabın başta olmak üzere ne kadar müşrik, ne kadar mürted varsa vallahi bunların hiçbiri ahitlerine sadık kalmamışlardır. Kendilerini toparladıkları an Müslümanları vurmuşlardır. Düşman gördüklerine saldırmışlardır. Ama Müslümanlar vallahi bundan beridirler. Rivayetlere göre Muaviye radıyallahu an İslam ordusuyla büyük bir savaşın içerisine girer ve savaşın belli bir yerinde ateşkes imzalanır. Yani silah bıraktırılır. Geçici bir süreliğine. Muaviye radıyallahu an kendini toparladıktan sonra savaş hiledir hadisi kabilince düşmana ansızın saldırmayı teklif eder. Yapabilir misin bunu? Yapabilirsin, bir insansın, böyle bir hataya düşebilirsin. Ama senin içerisinden Allah'ı ve Resulünü sevenler çıkar, Allah'tan korkanlar çıkar. Derler ki ey Muaviye, asla böyle bir şeye tevessül etme. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahdine sadık kalmayanları için kıyamet gününde sancaklar dikilecektir hadisini duyduk ve onu bu savaştan geri çekerler. Müslümanlar verdikleri söze riayet etmişlerdir. Bıraktıkları savaş kılıçlarını düşman terk ettiği anda arkalarından saldırmamışlardır. Ama kafirler böyle değildir. Asım bin Sabit diyor ki ben bir müşriğin verdiği anlaşma sözüne asla inanmıyorum der. Şehadete kavuşuncaya kadar savaşırlar. Bakın dört tane mücahit Asım bin Sabit dahil olmak üzere dört tane mücahit o tepede şehit olurlar. Asım bin Sabit radıyallahu an artık şehadete kavuşacağını anlayınca alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle bir niyazda bulunur. İddialı bir sözdür. Allah'ım günün evvelinde dinini korudum. Allahu Ekber. Günün evvelinde dinin için yaşadım. Günün evvelinde İslam'ı savunmak için canımı ortaya koydum. Günün sonunda da benim bedenimi müşriklerin ellerinden koru dedi. Yani ben şehit olursam hiçbir müşriğin eli benim bedenime değmez. Neden? Çünkü müşrikler öldürdükleri düşmanların cesetlerini soyup çırılçıplak hale getiriyorlar. Uzuvlarını parçalıyorlar. Dirilerine hürmet göstermedikleri gibi ölülerine de asla hürmet göstermiyorlar. Bugün torunlarının yaptıkları gibi. Ölmüş olan Müslümanların cesetlerinin üzerlerine bevlediyorlar. Onların cesetlerini yakıyorlar. Uzuvlarını parçalıyorlar. Dirilerine nasıl eziyet ediyorlarsa aynı keyifle, aynı hazla, aynı gaddarlıkla, aynı düşmanlıkla cesetlerine de aynı muameleyi yapıyorlar. Felsefe yine değişmiyor. Değişmeyecek de. Bundan dolayı Asım diyor ki Allah'ım benim bedenimi müşriklerin ellerinden koru. Ve elhamdülillah şehadete kavuşuyor. Üç tane yiğite teslim oluyor. Bunlar kim? Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık radıyallahu anhuma. Bunlar teslim oluyorlar. Müşrikler onları teslim aldıktan sonra kimin etrafında koşuşuyorlar? Asım bin Sabit'in etrafında koşuşuyorlar. Neden peki? Çünkü Asım radıyallahu an Bedir Savaşı'nda Mekke müşriklerinin önde gelen bir kadının 3 oğlunu ve kocasını öldürüyor. 3 oğlunu ve kocasını öldürüyor. Kadın oğlunun cesedine sarıldığında diyor ki oğlum Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki sana bunu yapan adamın diyor kellesinden diyor şarap içeceğim ve diyor bunun için de diyor bana diyor onu getirene 100 deve vereceğim. Bakın şeyi görüyor musunuz? Küfrü ve düşmanlığı görüyor musunuz? Sana bunu kim yaptıysa onun diyor kafatasından diyor şarap içeceğim. Ve diyor ona diyor 100 deve vereceğim. Hemen müşrikler bu tabir yerindeyse Sülafe isminde bir kadın, müşrik bir kadın. Kadının bu sözlerini hatırlıyorlar. Asım'ın kellesini almak için koşuyorlar. Bir gidiyorlar bakıyorlar ki cesedin etrafına arılar sarmış.
Arılar yaklaştırmıyor bir şekilde. Diyorlar ki akşamı bekleyelim. Nasıl olsa gece karanlığında bu arılar gidecek. Biz de diyorlar bunun cesedini alırız. Sülafeye diyor iade ederiz. Nitekim hakikaten akşam olduğunda arılar kaçıyorlar. Ancak bu sefer sağanak bir yağmur yağıyor. Tam cesedi alacaklar. Yağmurdan kaçmak için kayaların arkasına sığınıyorlar. Diyorlar ki şu yağmur bir dinsin. Arkasından diyor Asım'ın cesedini alır Mekke'ye teslim ederiz. Koştuklarında yağmur sonrasında bakıyorlar ki Asım bin Sabit'in cesedi bıraktıkları yerde değil. Allahu Ekber. Sel Allah'ın murad ettiği bir yere onu aldı ve gömdü. Sel kıyamete kadar Asım bin Sabit'in cesedinin ortaya çıkmayacağı bir mezarlığın içerisine gömdü. Allah'ın izniyle. Ey Müslümanlar, Allah'ın orduları sadece sen ve ben değiliz. Allah'ın ordularının içerisinde sadece insanlar yok. Arı Allah'ın ordusunun bir ferdidir. Kuşlar Allah'ın yardımcılarıdır. Sel, yağmur, kar, fırtına, rüzgar her biri alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrine amade olan mücahitlerdir. Allah dilerse Kabe'yi kuşlarla, dilerse Asım'ı arılarla korur. Allah sen yalvardığında senin cesedini müşriklerin ve kafirlerin elinden dilediği şekilde kurtarır. Allah için her biri kolay, Allah için her biri yerine gerçekleşebilecek bir istektir. Asım samimi bir şekilde dua etti, iddialıydı ve hizmetinin, duasının, fedakarlığının, şehadetinin eserini gördü elhamdülillah. Asla cesedine ulaşamadılar. Allah'a hamdü senalar olsun. Müşrikler 3 tane esiri aldılar çünkü bunların içerisinde Hubeyb yine Mekke'yi sevindirecek bir adamdı. Yani değerli bir hazineydi. Mekke içerisinde Mekke'nin güzide insanlarından, onlar için güzide insanlarından birini öldürmüştü ve oğulları da Hubeyb'in ele geçirileceği günü dört gözle bekliyordu. İşte o gün bugündür kardeşler. Aldılar bu 3 tane muallimi Mekke'ye götürecekleri sırada Abdullah bin Tarık radıyallahu an kendilerine zulmedildiğini fark edince kılıcını çekiyor. Müşrikleri boşluğa düşürüp kılıcını çekiyor. Birkaç tanesini geberttikten sonra diğer kardeşleri gibi o da alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle şehit olarak kavuşuyor. Elhamdülillah. 5 tane yiğidimiz, elhamdülillah 5 tane şehidimiz, 5 tane alim, mücahid, ilim talebesi, gencimiz, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye en güzel şekilde ulaştılar elhamdülillah. Kaldı 2 tane muallim. Biri Hubeyb, diğeri Zeyd. İkisini Mekke'ye soktuklarında Kureyş salyalarını akıtırcasına onları karşılıyor. İkisini birbirine bağlıyorlar. Mekke'nin sokaklarında dolaştırıyorlar. Bir taraftan onları tabirlerinde ise küçük düşürüyorlar. Bir taraftan da Müslüman olmak isteyen gençlere gözdağı veriyorlar. Tıpkı bugün torunlarının yaptıkları gibi. Guantanamo'ları boşuna kurmadılar Müslümanlar. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den, dünyanın değişik yerlerinden ele geçirdikleri gençleri, alimleri, davetçileri bu hapishanelerin içerisine soktular. Poliçerniyeleri boşuna kurmadılar. Ebu Garipleri boşuna yayınlamadılar. Neden Müslümanların çırılçıplak fotoğraflarını çekip de Amerikan hapishanelerinden dünyaya servis edildi? Neden Müslümanların karşısına aç kudurmuş köpekleri ortaya koyup da Müslümanların korkunç hallerini, korkmuş hallerini, gözlerinin yuvalarından fırladıkları halleri dünya Müslümanlarına gündem ettiler? Bir, direnişi kırmak, Müslümanları pasivize etmek. Ondan sonra gelecek olan yiğitlerin güçlerini, mukavemetlerini ortadan kaldırmak. İkincisi de eğer birileri Müslüman olmak isterse İngiltere'den, Amerika'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, değişik yerlerden La ilahe illallah sözüne tabi olmak isteyen birileri çıkarsa bakın sizin sonunuz da böyle olur derecesine. Evet, bunlar da bu 2 tane genci aldılar. Bir ay boyunca hapsettiler ve türlü işkencelerin içerisine soktular. Yaptıkları şey neydi?
Allah'ın dininden dönmelerini istiyorlardı. Dönerlerse serbest bırakacaklardı. İkisi de kabul etmedi elhamdülillah. Bakın özellikle Hubeyb radıyallahu an Kureyş'e bir müşriye ait bir kadının evinde hapsedildi. Burada bir cariye Maviye isminden Maviye. Bu kadıncağız yıllar sonra Hubeyb'in belki bu direnişinden etkilenerek iman ediyor. İki tane olağanüstü olay anlatıyor. Birincisi diyor ki ben Hubeyb'in yanına gittiğimde diyor onun elleri diyor zincirliydi ve diyor ellerinin arasında Mekke'de üzüm zamanı ve dönemi olmadığı halde iri iri diyor üzümler vardı. Allahu Ekber. Ve ona da diyor bunu diyor asla kimse vermez. Yani Hubeyb'e acayip de ona merhamet gösterip ona ikram edecek kimse yok. Peki bunlar nereden geldi? Bunlar tıpkı Zekeriya Aleyhisselam'ın mabedin içerisine girip de ey Meryem önündeki sofrayı sana kim verdi denildiğinde bunu bana alemlerin Rabbi olan Allah gönderdi dediği gibi Allah Hubeyb'i de Mekke'de görülmemiş iri taneli üzümlerle ikramda bulundu elhamdülillah. Bu kadın için önemli ayrıntılardan biriydi. İkincisi diyor ki Hubeyb'e sordum dedim ki ey Hubeyb benden bir isteğin var mı? Dedi ki öldüreceğim gün sana bildirilirse yani duyarsan bana dedi hemen haber ver. Senden bir isteğim bu. Diyor ki ona diyor öldürüleceği günü, tarihi, saati bildirdiğince dedi ki peki bana dedi bir tane ustura verir misin? Kendini temizleyecek. Bir ay boyunca yıkanmamış. Bir ay boyunca koltuk altlarını temizleyememiş. Avret mahallini temizleyememiş. Şimdi diyeceksiniz ki be kardeşim bir saat sonra ölüme gidiyorsun be adam. Neyin temizliği? Bunlar böyle şehadete aşıktılar Müslümanlar. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak istiyorlardı. Bunlar Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine böyle bağlıydılar. Böyle ittiba ediyorlardı. Dedi ki bana bir ustura getir. Kadın boşluğa düşüyor. Küçük oğluyla beraber Hubeyb'e bir ustura gönderiyor. Kadın kendine geldiğinde ya dedi ben ne yapıyorum? Düşmanımın eline evladımı usturayla gönderdim. Ya çocuğumu esir alır da kendisini kurtarmak için oğluma zarar verirse. Koştu Hubeyb'in hapsedildiği odaya. Bir geldi ki baktı Hubeyb'in kucağında bir çocuk. Çocuğu güldürüyor. Kadınla göz göze geliyor Hubeyb. Kadının endişeli olduğunu görünce ona diyor ki korkma diyor. Vallahi diyor biz hiçbir diyor çocuğa zarar vermediğimiz gibi bizimle diyor savaşmayanlara da diyor asla dokunmayız. Allahu Ekber. Biz bir çocuğa zarar vermediğimiz gibi bize ellerini, dillerini, kılıçlarını, silahlarını doğrultmayan, uzatmayan hiç kimseye zarar vermeyiz. Ey Hubeyb! Bugün yeryüzünün müstekbirleri çocuk, kadın, yaşlı, hasta dinlemeden paramparça etmektedir. Ey Hubeyb! Senin usulünden ve ahlakından, edebinden kafirler, mürtetler o kadar uzaktırlar ki çocukları kaçırıp da organlarını parça parça canlı canlı keserek birilerine vermektedirler. Para karşılığında onları satmaktadırlar. Anneden evlatları, evladı babadan ayırmaktadırlar. Böyle cani ve barbar bir zihniyete sahiptirler. Diyor ki asla diyor korkma. Çekinme diyor. Kadın endişeli görüyor. Sakın diyor korkma. Biz diyor çocuklara dokunmadığımız gibi bize ellerini uzatmayanlara diyor asla zarar vermeyiz. Kendisi temizlendikten sonra bir aylık esaretin arkasından şehrin meydanına doğru çıkartırlar. Haremden biraz uzaklaşırlar. İnsanlar toplanmışlardır. Bir arena kurulmuştur. Tabi idam sehpasında bir yiğit başlığını attık. İdam sehpası denince urgan ipe olan bir tahta düşünmeyin. Çukur kazılmış. Üzerine bir kütük çakılmış. Elleri arkadan bağlanmış bir yiğit. Karşısında tam 40 tane müşrik genç mızraklarını bilemekte. Bir koyun düşünün affedersiniz. Bir koyun düşünün. Nasıl ki kasaplar onun yanında böyle kılıçlarını, bıçaklarını, alet edevatlarını biliyorlarsa Hubeyb ve Zeyd'in karşısında 40 tane müşrik neylerini, mızraklarını biliyorlar. Bu manzarayı ne olur bir hayal edin, kendinizi düşünün.
göğsünüzden mızraklar girecek, sırtlarımızdan çıkacak. Etlerinizi parça parça edecek. Lime lime olacaksınız tabirinizi. Bir tane de değil, iki tane, üç tane de değil. 40 tane tam mızrak. Yalnız bütün gözler Hubeyb'in üzerindedir. Korku yok, endişe yok, ağlamak yok, yalvarmak yok. Hubeyb'in sadece bir ricası var. Diyor ki, bana izin verirseniz ben diyor iki rekat diyor namaz kılmak istiyorum. Allahu Ekber. Mekke belki tarihinde ilk defa idam sehpası düzenliyor bahsettiğimiz tarzda. Belki İslam tarihinde de bu sünneti ilk başlatan kişi kimdir? Hubeyb radıyallahu anh'tır. Huşu içerisinde iki rekat namaz kılıyor. Huşu içerisinde ama hızlı kılıyor. Niye biliyor musunuz? Müşriklere dönüyor, tokat gibi bir cevap veriyor. Diyor ki eğer Hubeyb öldürülmekten korktuğundan dolayı namazını uzattı demeyesiniz diye diyor ben namazımı diyor acele acele kıldım diyor. Ben sizden diyor asla korkmuyorum diyor. Sizin mızraklarınızdan da korkmuyorum ey gençler. Sizin vahşi bakışlarınızdan da korkmuyorum. Etlerimin paramparça olmasından da korkmuyorum. Ölüp de ahirete gitmekten de korkmuyorum. Evlatlarımı geri bırakmaktan da korkmuyorum. Hanımımın gözyaşı içerisinde Hubeyb diye ağlamasından da korkmuyorum. Sonra Ebu Sufyan yöneldi. Dedi ki ey Hubeyb senin diyor bulunduğun diyor bu dar ağacında Muhammed diyor olsun sallallahu aleyhi ve sellem sen de diyor çık eşinle ve çocuklarınla birlikte otur istemez misin diyor. Bakın dikkat edin. Yani git bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi getir. Dar ağacına onu koy. Ondan sonra seni serbest bırakırız demiyorlar. Sadece şunu ikrar et. Bununla onur duyacaklar. Bununla gurur duyacaklar. Bununla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir talebesini alaşağı ettiklerine sevinecekler. Muhammed burada olsun diye ağla. Beni ne olur evladımın ve hanımımın yanına gönderin diye feryat et seni diyor serbest bırakacağız. Kim yapmak istemez? Allah ruhsat vermiş. Doğru mu üstadım? Allah ruhsat vermiş. Vallahi de, billahi de, tallahi de Hubeyb deseydi ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin burada olmasını istiyorum. Şimdi de çocuklarımın yanında oturup çay, kahve yemek istiyorum dese vallahi de Allah katında mazurdur. Dese ki ben Allah'ı inkar ediyorum. Allah'ı kabul etmiyorum. Gönlünden geçirmemek kaydı şartıyla diliyle bu sözleri söylese vallahi de mazurdur. Ben Kur'an'ı kabul etmiyorum. Muhammed'in de zaten yalancı olduğunu biliyordum. Şimdi beni de böyle bir ağacın içerisine soktu. Ölümle burun buruna bıraktı. Ama gönlünden geçirmeden bu sözleri söylese vallahi mazurdur. Hubeyb döndü dedi ki tarihe altın harflerle yazılacak. Yiğitlerin, salihlerin, abidlerin, muttakilerin alınlarının ortasına çakılacak şu sözleri söyledi. Dedi ki ne dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin burada olmasını dedi. Neyi bahsediyorsun sen dedi. Vallahi dedi Allah Resulü'nün ayağına diyor bir şeyin batmasına bile diyor gönlüm asla razı olmaz. Allahu Ekber. Öldürüyorsanız öldürün. Parçalıyorsanız parçalayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ olduğu müddetçe kurtuluş bizdedir. Allah Resulü canına bir şey gelmediği müddetçe zafer bizimle beraberdir. Ve Ebu Süfyan'a şu sözleri söyletti Hubeyb'in sözleri. Dedi ki vallahi ben o kadar kral gördüm. O kadar lider gördüm. Muhammed'in arkadaşlarını Muhammed'i sevdiği kadar başka kimseyi sevdiğini görmedim. Hiçbir insanın hiçbir kimseyi bu derece meftun olacak şekilde sevdiğine şahitlik etmedim. Bu sözleri Ebu Sufyan'a söyletti elhamdülillah. Ve bir anda mızraklar yerlerinden çıktı. 40 tane mızrak Hubeyb'in değişik bölgelerine saplandı ve şehadete tam gideceği anda alemlerin Rabbi olan Allah'a döndü. Dedi ki Allah'ım halimi dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bildir ve benim selamımı ona ilet. Allahu Ekber. Bizim halimizi bildir. Yani biz görevimizi ifa ettik.
biz sorumluluklarımızı yerine getirdik, biz kaçmadık, ölümden korkmadık, rucu etmedik, halimizi ishar et ve aynı zamanda selamımızı bildir deyince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de otururken dedi ki aleyke selam ya Hubeyb, selam senin üzerine olsun dedi ey Hubeyb. Yanındaki sahabeler şaşırdılar. Dediler ki ya Resulallah sen neden böyle bir söz söyledin? Dedi ki kardeşiniz dedi Hubeyb biraz önce dedi şehit oldu. Allah-u Ekber. Allah onu şehadete erdirdi. Ve aleykesselam ya Hubeyb. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun ey Hubeyb. 4 yıl sadece Peygamber aleyhisselam arkadaşlık yaptı. 4 yıl boyunca ona hizmet etti. Ve onun dini uğruna hayatından vazgeçti elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Umeyye ve Zübeyr bin Avvam'ı Hubeyb'in cesedini alması için gönderdi. Çünkü günlerce Hubeyb'in cesedi Mekke'de sergilendi. Alamadılar cesedi. Müşrik askerler onları koruyorlardı. Amr bin Umeyye ve Zübeyr bin Avvam gizli bir şekilde girdiler, bağları çözdüler. Tam alacakları sırada bir anda Mekke askerleri onları gördü. Kendileri saklandılar. Aradan kısa bir zaman geçip tekrar Hubeyb'in yanına geldiklerinde bir baktılar ki Hubeyb'in cesedi yok. O da tarihe toprağın yuttuğu adam olarak anıldı Allah-u Ekber. Cesedi nerededir? Nereye gömülmüştür? Asım bin Sabit'le nerede buluşmuşlardır? Bunu alemlerin Rabbi olan Allah biliyor. Allah Azza ve Celle hepsinden razı olsun. Bu özellikle Mekkeli müşrikler için büyük bir ders. Kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınlar için büyük bir ibret vesikasıdır. Özellikle Hazreti Ömer döneminde valilik yapan Said İbni Amir radıyallahu anh'ta bazı haller zuhur etmeye başlamıştı. İnsanlar anlam veremiyordu. Hazreti Ömer de bu olaylara şahitlik etmişti. Said İbni Amir belirli zamanlarda durduk yere bayılıyordu. Yere düşüyordu ve bayılıyordu. Tebaası Humus halkı bu durumu Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Dediler ki bizim valimizde bir problem var, bir arız var. Ya cinlendi ya kafasında bir problem asıl oldu. Belli zamanlarda düşüyor ve bayılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an kendisine bunun sebebini sorduğunda dedi ki ey müminlerin emiri ben dedi Hubeyb radıyallahu anh'ın idam edildiği gün o diyor sahanın arenanın içerisinde diyor müşriktim diyor. Hiçbir şey diyor ona yapamamıştım. Onun diyor sözleri ve hali diyor gözümün önüne geldiğinde bilemiyorum diyor bana bir şeyler oluyor ve ben olduğum yere bayılıyorum. Bu onu belki ölene kadar etkileyen bir hal oldu. Kimileri bu olayla öldüler, kimileri bu olayla dirildiler. Allah Azze ve Celle evlatlarımızı dinini seven, dinine hizmetkar olan ve dini uğrunda ölmeyi kendisine bir görev ve kolaylık bilenler arasına alsın inşallah. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs âli olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selam.